tüm dünya yeni yüzyılı büyük umutlarla karşılarken, Türkiye ağır siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşuyor. İstikrarsız koalisyon hükümetleri yüzünden ekonomi de toplumsal yapıda paramparça olmuştu. İşçi ve esnaf eylemleri, hortumlanan bankalar, IMF kapılarındaki bekleyişler, Türkiye'nin aydınlık geleceğini karartıyordu. Tam bu dönemde Türkiye'nin umudu var diyen bir parti siyaset sahnesine çıktı. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mayasını milletin kattığı, hamurunu milletin yoğurduğu, kumaşını milletin dokuduğu bir parti. Kuruluşundan sadece 14 ay sonra tek başına iktidara gelen bir parti. Milletin partisi AK Parti. AK Parti iktidarıyla sorunlar hızla aşıldı. Durma noktasına gelen kamu yönetimi hizmet üretmeye başladı. Demokrasiyi güçlendiren reformlar yapıldı. Ekonomi sağlam temeller üzerine oturtuldu. Kalkınma hamlesi bütün Türkiye'ye yayıldı. Dünyanın hayranlıkla izlediği ve sessiz devrim olarak nitelediği bu dönemde AK Parti iktidarı sadece siyasetin aktörlerini değil, siyasetin senaryosunu da değiştirdi. 12 yıldır milletle yoluna devam eden AK Parti iktidarıyla imtiyazlar, ayrımcılıklar kalktı. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller kaldırıldı. Parasının pul olduğu, hastaların hastanelerde rehin kaldığı, kredi borcunu ödeyemeyen çiftçinin hapishanelere yollandığı eski Türkiye mazide kaldı. Avrupa kapılarında yardım bekleyen, gündemi belirlenen, söz dinleyen, diz çöken eski Türkiye tarihe karıştı. Artık yeni Türkiye var. Önce insan diyen, insanı yücelt ki devlet yaşasın diyen bir anlayış var. Türkiye 12 yılda çok değişti, çok gelişti. Milletin hayalleri gerçekleşti, hayaller hizmete dönüştü. Yapılamayanlar yapıldı, bitirilemeyenler bitirildi. Yatırımlar arttı, ekonomi büyüdü, en küçük krizlerde tepe taklak olan ülkenin yerini dimdik ayakta duran bir Türkiye aldı. AK Parti iktidarıyla Türkiye, yatırımlarına yatırım, hizmetlerine hizmet kattı. AK Parti olarak milletimizin emanetini asla yere düşürmedik. Darbecilere, çetelere, milli irade hırsızlarına yol vermedik. Vesayet düzenini yıktı. Milli irade üzerinde hiçbir irade tanımadık. Milletin dışında kimseden talimat almadık. Milli iradeyi, hakkı hukuku, özgürlüğü ve demokrasiyi hakim kıldık. Ayrımcılığa, ötekileştirmeye son verdik. Olağanüstü hal ve DGM'leri kaldırdık. İşkenceye sıfır tolerans gösterdik. Ana dilde yayın ve ana dil eğitiminin önünü açtı. TRT Şeş ve TRT Arapça yayına başladı. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni hayata geçirdi. Kardeşliğimizi perçinledik, birliğimizi güçlendirdik. Akil insanlarla birlikte çözüm sürecine ivme kazandırdık. Sosyal barışımızı tahkim edecek adımları attık. Ülkemizde adaleti ve emniyeti çağdaş standartlara kavuşturduk. Mahkemeleri küf kokan bodrum katlarından adalet saraylarına taşıdık. Adalet hizmetlerini internet ortamına aktararak vatandaşımıza büyük kolaylık getirdik. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçilmesini sağladık. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak dedik. Şey 35 yıl aradan sonra enflasyonu tek hane indirdik. Liramızdan 6-0 attı. Paramıza itibar kazandırdık. İhracatta rekorlar kırdık. İhracatı 36 milyar dolardan 156 milyar dolara yükselttik. Enflasyon ve faizleri tek haneyi düşürdük. Kişi başı milli geliri 4 kat arttırarak 10 bin doların üzerine çıkardık. Merkez Bankası rezervlerini 27.5 milyar dolardan 136 milyar dolara yükseltti. IMF'ye borcumuz kalmadı, şimdi IMF bizden borç alıyor.
Eğitim alanında büyük reformlara imza attık. Eğitim bütçesini son 12 yılda tam 7 kat artırdık. 11 yıldır ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Öğretmen maaşlarını %317 artırdık. 400 binden fazla yeni kadrolu öğretmenin atamasını yaptık. Yükseköğretim burs ve kredi miktarını %478 oranında yükselttik. 4 artı 4 artı 4 sistemiyle eğitimde reform yaptık. Modern okullar inşa ettik. 205 bin yeni derslik yaptık. Dar gelirli ailelere aylık eğitim yardımı yaptık. Fatih projesiyle ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımına başladık. 30 bin bilişim sınıfı kurduk. Yükseköğretim bütçesini 8 kat artırdık. Üniversitesiz il bırakmadık. Üniversiteye girişli katsayı zulmüne son verdik. Üniversitelerde başörtü yasağına son verdik. Harçları kaldırdık. Üniversite öğrencilerinin bursunu 45 TL'den 300 TL'ye çıkardık. Otel konforunda yeni yurtlar yaptık. Sağlıkta yeni bir dönemi başlattık. Hastaneleri tek çatı altında birleştirdik. Aile hekimliğini hayata geçirdik. İlaç zulmüne son verdik. Artık isteyen istediği eczaneden ilaçlarını alıyor. Hastanelerde rehin kalma ayıbına son verdik. Koğuş sisteminden modern ve konforlu hasta odalarına geçtik. Türkiye'yi kar paletli helikopter ve uçak ambulanslarla tanıştırdık. Yatağa bağımlı hastalara evde sağlık hizmeti verilmesini sağladık. Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi 8.5 kat artırdık. 15 dev şehir hastanesinin inşaatına başladık. Türkiye'yi sağlıkta bir cazibe merkezi haline getirdik. Artık insanlar dünyadan Türkiye'ye tedavi olmak için geliyor. Ulaşımda dev bir hamle başlattık. Ulaşım sorunlarına modern, hızlı ve etkin çözümler getirdik. Şehirlerimizi otobanlarla, bölünmüş yollarla, tünellerle birbirine bağladık. 79 yılda 6000 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz 12 yılda 17000 kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. 9 hükümet eskiden 14 yıldır bitmeyen Bolu Dağı Tüneli'ni hizmete açtık. 12 hükümetin bitiremediği, 20 yıldır yılan hikayesine dönen Karadeniz sahil yolunu tamamladık. 123 yıldır tamamlanmayı bekleyen İnebolu Limanı'nı 2 yılda bitirdik. Demir yollarına çağ atlattık. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarını hizmete açtık. 26 yeni havalimanı inşa ettik. Havalimanı sayısını 52'ye çıkardık. Yeni hatlarla hava yolunu halkın yolu yaptık. Yüzyılın projesi Marmara'yı hizmete açtık. İki kıta artık 4 dakika. İstanbul Boğazı'na 3. köprü ve 2 katlı otomobil tüp geçidi yapıyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu ve Körfez geçişi Asma Köprüsü'nün yapımına başladık. İzmir'e Konak Tüneli'ni inşa ediyoruz. Şehrin iki yakasını deniz altından tüp geçitle birleştiriyoruz. İzmir Çandarlı'ya dünyanın en büyük 10 limanından birini yapıyoruz. Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin 60 metre altından içme ve sulama suyu taşıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapmak için çalışmalara başladık. Ulaşımda Türkiye'nin hızına hız kattı. Bizi biz yapan kültürel değerlerimizi ve geleneğimizi geleceğe taşımak için önemli işler başardık. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıktık. 19 bin yazma eseri katalog haline getirdik. Yurt dışına kaçırılan 4 binden fazla eserin ülkemize iadesini sağladık. Müzeciliğimizi geliştirdik. Türkiye'yi turizmde dünyada 17. sıradan 6. sıraya yükselttik. Turizm gelirlerimizi 32 milyar dolara ulaştırdık. Turizmde çeşitliliği ve alternatif turizm türlerini teşvik ettik. Tarıma verdiğimiz desteklerle çiftçimizin yüzünü güldürdük. 62 milyar dolar tarım gelirimizle Avrupa'da birinci olduk. Tarımsal ihracatımızı 4 kat artışla 16 milyar dolara yükselttik. İktidara geldiğimizden bugüne çiftçimize 60 milyar lira nakit destek verdik. Nakit destek miktarını %365 artırdı. Tarıma verdiğimiz hibe destek miktarını 1.8 milyardan 9 milyar liraya çıkardı. Tarımsal kredi faizini %59'dan %5'e kadar düşürdü. Çiftçimize ilk kez mazot desteği verdik. 4 milyar 657 milyon lira ödeme yaptı. Gübre desteğini ilk kez doğrudan çiftçimize verdik.
4 milyar 209 milyon lira destek sağladık. Hayvancılıkta 214 binden fazla üreticimize 7.4 milyar lira sıfır faizi kredi kullandırdık. Hayvansal üretimde verimliliği ve üretimi artırdık. Yerli tohumculuğu destekledik. Dünyanın en büyük tohum gen bankalarından birisini açtık. 4000'den fazla tarımsal işletmeyi destekledik, 42 bin kişiye istihdam sağladık. Çiftçimizin aldığı 220 binden fazla yeni makine ekipmana hibe desteği verdik. İnsanımız artık tarladan sofraya kadar güvenilir gıda tüketiyor. Milletimizin her kesimini duyardı, her konuda çözüm odaklı oldu. Dar gelirlilerin ve engellilerin sorunlarına sosyal güvenlik sistemine el attık. 3 sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altında topladık. Sosyal güvenliğin kapsamını genişlettik. Emeklilik ve genel sağlık sigortasında devrim gerçekleştirdik. Sosyal destekler konusunda dev bir dönüşüm başlattık. Sosyal yardımlara ayrılan kaynağı 15 kat artırdık. Dar gelirli ailelere ve bireylere yardım eli uzattık. Dar gelirli engelli, yaşlı dul, yetim gazi ve şehit yakınlarını gözeten uygulamaları hayata geçirdik. Dar gelirli ailelere 100 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sağladık. Eşi vefat eden 240 bin kadına aylık 250 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Yılda 3 milyon çocuğun annesine şartlı eğitim ve şartlı sağlık desteği veriyoruz. Kadın erkek eşitliği ve pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceyi kavuşturdu. Kamuda ve eğitimde başörtüsü ve kılık kıyafet yasağına son verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurduk. Aile mahkemelerini kurduk. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans dedik. Önlemler aldık, cezaları artırdık. Töre cinayetlerine en ağır cezalar veriliyor. Nüfusu 100 binin üzerindeki bütün belediyelere kadın ve çocuklar için konuk evleri açma zorunluluğu getirdik. 46 yeni sığınma evi açtık. Sağlık reformuyla anne bebek ölüm oranlarında %76 azalma sağladık. Açtığımız kadın sağlığı merkezlerinde milyonlarca kadına ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Doğum iznini 16 haftaya çıkardık. Yeni dönemde çalışan annelere kreş desteği vereceğiz. Kadın istihdamını %27.2'ye, kadınların iş gücüne katılım oranını ise %32.7'ye yükselttik. Meslek kurslarıyla binlerce kadını iş sahibi yaptık. Yoksul kadınlara sıfır faizi girişimcilik desteği verdik. 2003-2013 yılları arasında 2.7 milyon kadının okuma yazma öğrenmesini sağladık. Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı tanıdık. Bizden önce ihmal edilen, söz hakkı verilmeyen, ihtiyaçları önemsenmeyen gençlerimize biz sahip çıktık. Gençlik ve uluslararası öğrenci merkezleri kurduk. Otel konforunda yeni yurtlar yaptı. Yurt sayısını 190'dan 373'e yükseltti. 18 ay olan uzun dönem askerlik süresini 12 aya indirdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Antalya, Trabzon ve Mersin'de dev uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Lisanslı sporcu sayısını 278 binden 4 milyon 750 bine çıkardı. 25 yeni stadyum ve spor kompleksi yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta, iş dünyasında ve yerel yönetimlerde aktif olması için birçok ilke imza attık. Engelliler Kanunu'nu çıkardık, engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Engellilerimiz ve ailelerinin maaş ve sosyal haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Engelli çocuğu olan kadınlarımız 5 yıl daha erken emekli olabiliyor. Görme engelli çocuklarımız için tüm eğitim kitaplarını kabartma olarak bastırdık ve ücretsiz dağıttık. Kamudaki engelli istihdamı ile ilgili bütün kısıtlamaları kaldırdık. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav uyguluyoruz. Bu sınavla engelli memur sayısını 5 kat artırdık. 1295 engelli öğretmenimizin atamasını yaptık. Engelli maaşı alanların sayısını 2 katına çıkardık. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin önünü açtık. Engelli çalıştıran işverenlerin ödedikleri sigorta primlerinin tamamını biz karşılıyoruz. Belediyecilikte çığır açan bir anlayış getirdik. Şehirlerimizin çevresini hızla değiştirdik. Belediyelerin kapılarını halka açtık. İnsan odaklı sosyal belediyeciliği hayata geçirdik. Büyük projeleri başlattık. Marka şehirler için büyük adımlar attık.
TOKİ ve yerel yönetimler işbirliğiyle toplu konutta devrim gerçekleştirdik. 81 ilimizde 600 bin konut yaptı. Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi oldu. Kentsel dönüşüme hız verdik. Şehirlerimizi ağaçlarla, yeşil alanlarla ve parklarla donattık. Çöp dağlarını, hava ve deniz kirliliğini ortadan kaldırdık. Modern çevre teknolojilerini, geri dönüşüm ve arıtma tesislerini yaygınlaştırdık. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı sona erdirme aşamasına geçtik. Kendi silahımızı, kendi tankımız Altay'ı, kendi helikopterimiz Atağı, savaş gemimiz Mil Gemi, insansız uçağımız Anka'yı ve kendi füzemiz Cirit'i yaptık. Aselsan ve TAI dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasına girdi. Bir yandan ordumuzu modernize ederken aynı zamanda savunma sanayimizi geliştirdik. Bugün savunma ve havacılık sanayi ciromuz 5 milyar doları buldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar dolara yükselteceğiz. Ankara'yı Türkiye'nin savunma, uzay ve havacılık üssü yapıyoruz. Kendi uydularımızı uzaya kendimiz göndereceğiz. Dünyada uydu üreten sayılı ülkelerden biri olacağız. AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye artık yardım alan değil, yardım veren bir ülke oldu. Ülkemizin gururu TİKA, 110 ülkede 13.253 yardım projesi gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere 7 milyar 481 milyon dolar yardımda bulundu. İnsani yardımlarda dünyada dördüncü oldu. Deprem, kuraklık, açlık, sel, iç savaş gibi afetlere maruz kalan mazlumlara el uzattı. Yurt dışındaki ata yadigarı eserlere sahip çıktık, ihya ettik. 27 farklı ülkede 15 bin öğrenciye eğitim veren Yunus Emre Enstitüsü'nü kurdu. Bosna Hersek'ten Pakistan'a, Türkmenistan'dan Sudan'a kadar pek çok ülkeye yardım etti. Balkanlardan Orta Asya'ya, Pasifik'ten Afrika'ya kadar 5 kıtada Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Dış politikada diplomasiyle beraber stratejiyi hakim kıldık. Dış temsilcilik sayımızı 222'ye yükselttik. Dış politikamıza adalet, vicdan ve hakkaniyeti esas kıldık. Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirdik. Pasaportumuza hak ettiği saygınlığı kazandırdık. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına etkili ve kalıcı çözümler ürettik. Türkiye, uluslararası toplumda kazandığı güç ve saygınlıkla dünya siyasetine etki eden bir konuma yükseldi. 12 yılda ülkemizi güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke haline getirdik. Büyük Türkiye yolunda büyük işlere imza attık. Sayısız eseri ülkemize kazandırdık. Türkiye'yi pek çok alanda ilklerle tanıştırdık. Ülkemiz dünyanın parlayan yıldızı oldu. Türkiye sevdasını, Türkiye'yi güçlendirerek ve zenginleştirerek kanıtlayan AK Parti, millet iradesine dayalı bir değişimin nasıl yapılması gerektiğini de tüm dünyaya gösterdi. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda ve pek çok alanda elde ettiğimiz kazanımları koruyacak ve bunları daha ileriye taşıyacağız. Asla rehavete kapılmayacağız. Milletimizle gönül bağını güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yolda cesur olacak, durmadan ilerleyeceğiz. Biz milletin iktidarı, milletin partisiyiz. Biz AK Parti'yiz.